Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Odayı boşaltıyoruz gelin hanım. Torunun odasını buraya geçiriyorum Sevda. Elif gene geceleri yatar, Cemile gündüzleri bakar. Ama burada sana yakın olursa gözün kulağın onda olur. Çok iyi düşünmüşsünüz. Anneciğim, yani gerçekten gerek var mıydı böyle bir şeye? Var tabii Münevvercim. Akşam çocuk ateşler içinde yanmış. Hepimizin poposunda da pireler uçuşuyordu. Eğer Sevda söylemese, fark etmese çocuk öyle sabahlara kadar yanacak ayol. Yani sağ ol Sevda da, yani bu Sevda'nın sorumluluğunda değil ki. Ayrıca abime sordun mu? Onlar daha yeni evliler anne. Yani oğlanın odası burada olmasa bile ben geceleri kaç defa gidip bakıyorum. Yoksa içim rahat etmiyor. Şimdi yakınında olursa benim için kolay olur. Neyse ben oğlanın eşyalarını toparlayayım, daha çabuk bitsin iş. Gördün mü? Ne kadar hevesli. Vallahi ben yine de çok uygun görmüyorum. Münevvercim, ana yüreği bu, ana yüreği. Ayol kız toprağa elinle vermiş çocuğunu. Benim torunumdan medet umuyor, onda teselli buluyor. E benim torunumun da onu böyle sarıp sarmalayacak bir ana yüreğine ihtiyacı var yavrum. Allah Allah. Daha dün güvenmiyordun sen bu kıza. Hatta evlenmelerine bile karşı çıkıyordun. Ne oldu şimdi? Gene tasvip etmiyorum. Asla denk bulmuyorum. Ama bu onu yetiştirmeyeceğim, doğru yola sokmayacağım anlamına gelmiyor. Bir ay sonra göreceksiniz nasıl bir kadın olacak bu Sevda. Ayrıca benim gelinim. Çabalayacağız tabii. Hadi ne yapıyorsunuz? Neresindesiniz işin? Oraları da al Cemile. Bu kurt içimi kemirip bitirecek. Çıksam karşısına şöyle delikanlı gibi, böyle bir şey var mı desem doğruyu söyler mi acaba? Söylese ben huzur bulurum. Ne ya? Uyuyor mu? Ha, uyuyor. Ateşi var mı diye bakmaya geldim. İyi, turp gibi maşallah. İyi, çok şükür. Bütün gece aklım çıktı. Ya. İyi, iyi. Madem sen geldin, ben aşağı ineyim. Biraz işim var, olur mu? Tamam abla. Haydi. Paşam, iyileştin mi sen? Birazdan da karnını doyururuz. Pınar! Bir indiniz, gelen giden yok hala. Taşıyın kızım şu odaya Allah aşkınıza bir an evvel. Öğleden sonra cenazeye yetişeceğim daha. Ne odası be? Ali Ömer Bey oğlum, sohbet muhabbet güzeldi. Ben sizin işinize mani oluyorum diye pek huzursuzum ya. Seni ben çağırdım abi. Biliyorum da ben işin aslını pek merak ettim doğrusu. Haklısın abi. Kapıda görmüşsündür. Bu şirketin bir güvenlik birimi var. İçeri kim girdi, kim çıktı görevleri bu. Allah hepinize kolaylık versin. Adamların başında bizim bir müdürümüz vardı. Bu arkadaşımız işten ayrıldı. Şimdi bu işi yapabilecek güvenilir birine ihtiyacım var. Onları kontrol edecek. Nöbetlerini takip edecek, düzenleyecek. Eğer kabul edersen seni bu şirketin güvenlik müdürü yapmak istiyorum. Vallahi mı? Aman nasıl olur? Ben bu işten hiç anlamam ki evladım. Zor bir tarafı yok ki abi. Hem yorulmazsın fazla. Vakit geçirmiş olursun. Benim de içim rahat eder bu işi güvendiğim birisi yapıyor diye. Sağ ol. Ali Ömer Bey oğlum, ama takdir edersin ki ben buraya gelirken hiç böyle bir teklifle karşılaşacağımı tahmin etmiyordum.
bana müsaade edersen akşama kadar ben bunu bir kendi kendime müteala edeyim. Sana haber veririm akşam. Tamam, nasıl istersen. Sağ ol, kolay gelsin evladım. Sağ ol abi. Münevver. Hı. Ne öyle yukarıda bir telaş, oda moda taşınıyor, hayırdır? Yusuf Ziya'nın odasını çalışma odasına taşıyorlar. Sebep? Benden uzak olsun diye mi? Anneciğim niye öyle bir şey yapsın? Bundan sonra Sevda'ya ilgilenecekmiş. Niye? Hani geliniydi Sevda, bakıcılık mı yapacak gene? Hayır. Sevda Yusuf Ziya'yı kendi oğlu gibi sahipleniyor. Anne gibi bakıyormuş. Hatta bütün gece birkaç kere gidip geliyormuş odasına. O yüzden annem de en doğrusunun bu olduğunu düşünmüş. Yani sana inat bir şey yok. Sevda daha toy. Yeni evli. Hem elin çocuğuna bakmak için niye bu kadar çaba sarf ediyor, ben onu anlamıyorum yani. Vallahi ben konuşurlarken yanlarındaydım. Sevda'nın hiç öyle bir durum yoktu. Yeni evlendim, çocuk sorumluluğu almak istemem gibi bir şey söylemiyordu. Hatta anne gibi bakmak istiyorum dedi. Ya. İyi, iyi. Hayırlısı olsun tabii. Ehemmiyet analığına güvendi demek ki Sevda Hanım'ın. Yoksa hayatta müsaade etmez biliyorum. Yani etmez. Ha, iyi. İyi. O şu sokaklarda akşama kadar koşturdum. Toptu, bilyeydi, beş taştı. Annem de peşimizden koşturur. Sanki acıktığımızı anlamış gibi elinde salçalı ekmeklerle. Bir tek beni değil bütün mahallenin çocuklarını doyururdu. Sonra işte arkadaşlar bir bir gitti. Kimi askerlik için başka memlekete gitti. Kimi okul kazandı başka memlekette. Kimi ekmeğinin derdine gitti. Ben burada anacığımın yanında kaldım. Öldüğü güne kadar. Süpürgesi gibi geçsin dışarılarda. Senin Elif'le alıp veremediğin ne? Ben işlere yetişemedim de ondan öyle konuşuyordum. Senin derdin iş güç değil. Sürekli kızı sıkıştırıp eziyorsun. Hem de beni bahane ederek. Yok vallahi billahi öyle değil. Yalan söyleme. Her şeyden haberim var. Bak, şu ana kadar hiçbirinizi emretmedim. Kalbinizi de kırmadım. Sen de ona göre davran, yoksa bozuşuruz. Anladın mı? Kim elledi bunu da? Elif Hanım, amcasının kızına şikayet etmiş beni. Bak sen... Gelin hanımla ittifak kurdular desen ya. Aman abla ya, neresi hanım onun? Dersle hocayla adap öğreniyor işte. Becerebilirse tabii. Öyle ya da böyle. Konağı hanım oldu mu? Oldu. Haklısın valla, doğru söylüyorsun. Ali Ömer Bey nasıl böyle sülük gibi yapıştı valla değil mi? Sonunda da muradına erdi valla. Sahi kız, ben anladım biliyor musun onun böyle musallat olacağını. Yani kovaladım bir biçimde. Ama Hamiyet nasıl bunu böyle sahiplendi ben ona şaştım. Yok be abla, sahiplendiği falan yok. Ay kızı böyle var ya, kapıdan kovdu, bacadan geri düştü kız yani. Biz böyle kocasıyla kaçtı gitti, kurtulduk falan sanırken geri geldi. Gelecek tabii kız, burası yağlı kapı yani. Hayır, Hamiyet nasıl tuttu? Ben oradayım. Ya tutmadı, onu diyorum ya ben de işte. Kızı aldığı gibi böyle kapının önüne koyuverdi valla. Ama bir işe yaramadı tabii. Ali Ömer'den uzak durmak istememiştir canım yani. Yok canım. Kapının önüne koyunca Hamiyet Hanım Ali Ömer Bey aldı. Hadi dedi, konağa gidelim dedi. Ama bunu bir göreceksin. Yok ben ölürüm de gitmem. Hamiyet Hanım'ın yanından ayrılmam. Ekmeğimi o verdi, işimi o verdi diye göreceksin hallerini. Eh tabii, Hamiyet Hanım da düşmanını böyle gözünün önünde tutmak ister ya. Ama ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Sonunda da böyle nikaha bastırıverdi vallahi. Biz de oh
Ne güzel dedik, kurtulduk falan. Hani giderler kendi evlerine diye. Kız bu sefer de demez mi? Ben halayla yeğenin arasına giremem diye. Burada konakta yaşayacağız diye ya. Ya. Ya bak, sana böyle anlatınca bana da şimdi bir garip geldi. Hamiyet Hanım bunca hakaret ediyor, kızıyor, itiyor, kakıyor. Niye hala burada kalmaya çalışıyor bu kız? Gitse de kendi konağın hanımı olsa ya, değil mi? Ha? Canım, vardır bir fikri. Ne bileyim ben ya. Ne bileyim ben. Hadi Pınar. Çıkalım da halledelim şu işleri. Ay, alışverişe gidecektik değil mi? Ben onu unuttum. Tamam kız. Ben hallederim, çık hadi. Vallahi. Ay sağ ol abla ya. Artık gelme.